Merhabalar Pocket Gaming'e hoş geldiniz. Nintendo Switch'te Pokemon Scarlet serimizin yeni bir bölümüyle beraberiz. Evet, yeni bir bölümle beraberiz. Şimdi yerel efsanelere bakacağız arkadaşlar. 4 tane yerel efsanemiz var. Bu yerel efsaneleri yalnız serbest bırakıp mücadele edip onları yakalayabilmemiz için hepsi için 8'er adet özel relik değil, materyal toplamamız gerekiyor. Bunların hepsinin lokasyonlarını sizlerle paylaşacağım. Sadece ben oyunu tabii ki başladığım zaman heyecanla oynadığımız noktada 2 taneyi bilinçsizce almıştım. Yani ne olduğunu merak ettiğimden dolayı yanına gidip basmıştım. Ve onları almıştım. O 2 tanenin tam olarak hani yerini size göstereceğim ama onlar orada bulunmuyor olacaklar. Ben şimdi sırasıyla tek tek hepsini göstermeye başlıyorum. Evet, şimdi ilk başta sarı reliklerle başlayacağız. Sarı relikin ilki için geldim. Şöyle durdurdum özellikle göstermek için. Şimdi nerede olduğumuzu da doğrudan haritayı açarak göstereceğim. Bir sürü etrafımızda papi arkadaş var. Şu papi arkadaşlar bir gitseler. Bakın bulunduğumuz yer. Şöyle hafif haritayı sizler için geri alıyorum. Şimdi şurada Kaseroya Lake var ya, 8 tane sarı relik bunun çevresinde. Dolayısıyla buraya lake'e uçup bunun etrafında tek tek bütün relikleri toplayacağız. İlkinin lokasyonu bakın şurada Kaseroya Watchtower No. 1 var. Hemen onun yan tarafında arkadaşlar. Tekrardan şey yapalım. Reliğimizi alalım diyeceğim, izin vermiyorlar. İlk reliği alıyoruz. Dışarı doğru çekiyoruz. Ve ortana. Evet, teknik bir aksaklıktan sonra ilk reliğimizi aldık. Şimdi sırasıyla diğer reliklere devam ediyoruz. Evet, ikinci reliğin olduğu yere de şimdi gidiyoruz. Ben reliğin tam olarak nerede olduğunu göstereyim de. Çünkü haritada biraz sıkıntılı oluyor. Burada bizim dragonları vesaire yakaladığımız iç kısımda böyle. Şöyle göstereyim size. İç kısımda bir tepecik var içeride. Bu tepeciğin üstünden alıyoruz. Şimdi doğrudan lokasyonu da göstereceğim size. Haritasından ve ikinci sarı reliğimizi de almış olduk bununla beraber. Tabi biz bunu çekince ortadan kaybolduğunu söyle. Şimdi bakın. Hemen şöyle geri aldığım zaman gene bu Kaseroya Lake'inde şurada Area 2'nun hemen burada şu yeşil kısım bizim bulunduğumuz mağaranın üst kısmı. Biz iç kısmındayız arkadaşlar. Normalde şurada Porto Marina'dan şu yol üzerinden gelip aşağı giriyorduk. Burada diğer taraftan Area 3'ye doğru çıkıyorduk. Şöyle tekrardan iç kısımda da göstermiş olayım. Şimdi bir sonraki reliğimize doğru yola devam ediyorum. Şimdi 3. reliğin olduğu lokasyona geldik. Bakın karşı tepede parlıyor. Haritanın gösterimi yani Arceus'taki kadar iyi olmadığı için ben buradan direkt göstereceğim. Bakın şimdi benim bulunduğum yer burası. Şuradaki tepede de şurada da relik var. Şimdi 3. reliğimizi de oradan alıyoruz. Birden fazla haritada pin konulamıyor olması birazcık beni rahatsız etti. Aldık ve bu arkadaş da kayboldu. Haritadan tekrardan şöyle yerini gösteriyorum bakın. Şu minik tepecikte daha geniş açıdan göstermem gerekirse uç kısımda hemen 3. reliğimizi aldık. Bir sonraki reliğe doğru son sürat devam ediyoruz. Şimdi sıradaki reliğimizin de lokasyona geldik. Şöyle öncesinden ben bir başlattım. Hop bakın burada gene tepede uç bir tepede kenarda bulduk. Alalım reliğimizi, haritada yerini de göstereyim size. Şöyle açtığımız zaman bakın hatta büyüttüğümüz zaman daha rahat gösterilebiliyor. Şurada hemen
Gene lake burada gölümüz. Gölün bu uç tarafında North Paldean Sea diye geçen yerin uç kısmında. Şurada hemen uç kısmında arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden bir sonraki rally'e giriyoruz. Şimdi bir sonraki rally'imizin alanına da geldik. Şöyle tepeden bakın aşağıda gözüküyor hemen. Şuradan aşağı hop iniyoruz. Böyle bazı reliklerin bulunduğu lokasyonlar şey. Bulması çok kolay değil. Açıkçası ben de rahat bulabilmek için şimdi kaydı takip etmek için kendi ekranıma bakıyorum ama asıl yukarıdan büyük monitörden takip ediyorum. Bunu da aldık mı? Yanlış hatırlamıyorsam bu 5. oluyor. Son 3 tanemiz kalacak. Şimdi bunun lokasyonu da size böyle haritadan göstermem gerekirse. Hemen gölden bakarak şöyle. Bakın gölde aşağıdaki noktadan yukarıya uçtuğumuz zaman şunu bir kaldırabiliyorsak kaldıramadık. Yaklaştırıyorum o zaman. Şurada. Buzlu kısmın karlı tarafın uç kısmında yamaçta kalıyor arkadaşlar. Şu an bulunduğumuz yerdeki gibi hatta şurada bir mağara girişimiz var. Hemen hız kesmeden bir sonraki lokasyona geçiyoruz. Evet bir sonrakinde lokasyonuna geldik. Hemen alalım şu arkadaşı. Bu 6. bundan sonra 2 adet sarı relikimiz var. Ben bunlara relik ismi verdim ama bu relik falan değil yani. Şimdi şöyle haritadan göstereyim. Bakın bulunduğumuz yer burası. Buradan Medali şehrinden dümdüz yoldan çıkınca şurada bir şelalecik var. Biz aslında şelalenin üstünde duruyoruz öyle söyleyeyim. Şurada hemen şelale var. Şelalenin üzerindeki tepedeyiz arkadaşlar. Şöyle geri aldığım zaman lokasyonu böyle gösterebilirim. Ve şuradan nerede olduğunuzu bakın burada şelale var. Şelaleden aşağı indiğiniz zaman hemen şuradaki ahşap köprünün üstünden buraya tırmanıyorsunuz. Tırmanınca şelalenin yanından tırmandığınız yerde yukarıda rahatlıkla bu 6. sarı reliğimizi de bulabilirsiniz. Ben hız kesmeden bir sonraki lokasyonlara geçiyorum. Son 2 relikteyiz. Sarı relikteyiz. Şöyle nerede olduğumuzu göstereyim. Doğrudan biz şu an lake'in ortasındayız. Bakın şöyle çeviriyorum. İşaretlediğim yerde burada şimdi bir reliğimizi alacağız. Ondan sonra ikincisi de içinde şuraya geleceğiz arkadaşlar. Yani bu son iki reliğimiz aslında çok dip dibe. Şimdi ben gideyim lokasyonlara. Doğrudan size oradan göstereyim. Evet geldik şimdi burada. 7. sarı reliği de alıyorum. Aldık. O da ortadan kayboldu. Şimdi haritamızı açıyoruz. Hemen şöyle haritamın yönünü değiştiriyorum ben. Şuradan şuraya doğru gideceğiz arkadaşlar. Hatta birlikte gidelim direkt. Çünkü bu bulması kolay. Neredeymiş, neredeymiş? Evet buldum. Bakın şu hemen yan tarafa saklanmış. Şimdi 8. sarı reliğimizi de almış olduk. Kayboldu. Yalnız bir ses var. Sesin geldiği lokasyona doğru doğrudan zaten bizim yönümüz değişiyor. Ama lokasyonlar kısmına gitmeden önce diğer geri kalan 24 reliği de bulacağız. Sonra 4 efsanenin peşine öyle düşeceğiz. Şimdi bundan sonra mavi relikleri takip edeceğiz. Şimdi ilk mavi reliğimiz için geldik. Şurada hemen aşağıda gördüğünüz gibi lokasyon hemen bulduk. Alalım şu arkadaşı. Sonra haritadan size bulunduğu yeri göstereyim.
Şöyle haritayı açıyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle biraz geriye alayım. Çevirdiğim zaman. Bu Glacedo Mountain'ı yani dağ sol tarafınızda kalıyor. Burada North Province Area 1 var. Ki burada lake'lerin olduğu kısım aslında. Oranın hemen uç üst kısmında karlı dağdan direkt indiğiniz yerdeki yeşil düzlükte ilk mavi reliği bulabilirsiniz. Ben şimdi hız kesmeden ikincisine doğru yola çıkıyorum. Evet, ikinci reliğinde olduğu yere geldik. Bakın şöyle bulunduğumuz tepeden baktığınız zaman şurada watchtower'ların olduğu göl gözüküyor. O gölü gören tepenin üstünde hemen şuradan alalım reliğimizi. Haritadan da lokasyonunu size göstereyim. Bazı relikler çok ortalıkta yani bulabileceğiniz, gözle görebileceğiniz yerler duruyor. Bazılarınki ise lokasyonları gerçekten sinir bozucu. Mesela şu an benim bulunduğum, bakın şu tepecikteyim ben. Şöyle hafif geri aldığım zaman şurada gölü görebildiğiniz kısım. Burada da hemen o tepecik var. Aralarındaki zaten mesafe haritada gözüktüğü kadar büyük bir mesafe de değil. Şurada da Gimme Gold varmış. Alalım onu. Şimdi hız kesmeden bir sonraki reliğe devam ediyoruz. Evet, sıradaki mavi reliğin lokasyonuna da geldik. Hemen şöyle tepeye zıplayalım. Zıplayabilirsek. Hay arkadaş bir çıkamadı. Hemen bunu da alıyoruz. Şöyle mesela bu bulması çok kolay olanlardan biri. Yani tarif edilerek bile bulunabilecek şekilde. Şimdi bakın bizim burada North Province Area 2 şeyimiz var. Poke Center'ımız var. O Poke Center'dan hemen şöyle yan tarafta tepecik var. Tepeye çıkıyorsunuz, tepenin üst noktasında bu reliği de bulabilirsiniz. Şöyle daha geniş açıdan da göstermem gerekirse bulunduğumuz yer hemen Poke Center'ın yan tarafında. Hız kesmeden bir sonraki reliğe geçiyorum. Evet. Bir sonraki reliğimizi de bulduk. Lokasyonu göstereceğim. Bu da aslında ulaşması kolay olan. Ya ulaşması kolay değil de bulunması kolay. Çünkü burada bu tepede tepeye çıkıyoruz. Bakın şurada zaten Team Star'la savaştığımız alan var. Şurada da hemen altımızda şuradan akan şelalenin alt kısmında bakın Poke Center gözüküyor. Bu havada uçan bir Dragonite'ın olduğu bölge burası. Şöyle haritayı da açacak olursam sizler için. Bakın bizim bulunduğumuz yer bu. Şurada şu göl gibi olan yerde, büyütecin gösterdiği yerde uçan bir Dragonite var. Direkt yakalayabileceğiniz. Burada da North Province Area 2 var. Hemen şu tepe kısmında ve burada pek çok aslında Ender Pokemon'un evrimleşmiş son hallerini bulabileceğiniz bir bölge. Şimdi hız kesmeden bir sonraki alana devam ediyorum. Hemen bir sonraki reliğe daha geldik. Şimdi bakın ben tepedeyim. Şurada harabenin orada. Hemen harabeye doğru uçarak atlayacağız. Şurada da yanlış hatırlamıyorsam bir adet şey olması lazım. Evet. TM olması lazım. Giga Impact. Ender bulunan TM'lerden. Hemen alalım. Burada zaten harabelerin içinde olduğu için mesela bu da kolay bulunabilecek reliklerden biri. Şöyle haritayı açıyorum. Bakın minik bir harabe alanı var orada. Şöyle yaklaştığım zaman görebilirsiniz. Zaten şu an şu yukarıdaki erişimi kapalı olan alanın hemen bulunduğu yerde. North Province Area 2 yazan yerin W ve O'sunun hemen üstünü işaretleyip giderseniz zaten rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir sonraki reliğe geçiyoruz. Şimdi bir sonraki reliğe geldik. Burada hem bir Pokétop'umuz var, hemşi var. Arkadaş bize saldırmasın diye çok hızlı aldım reliği. Bu relik de size tarif ettiğim şekilde bulmanız oldukça kolay olan reliklerden biri. Niye diyeceksiniz? Çünkü yanında çok rahat bir şekilde ulaşım imkanınız olan bir şehir var. Bakın biz şu tepecikteyiz. Şöyle yaklaştırdığım zaman şurada tepecikteyiz uç noktada. Burada da bizim hemen Leviansa North, burada da zaten South şeklinde böyle şehir bulunuyor. Bu liman şehri. Bu liman şehrinden hemen şuraya mesela uçarak geldiğiniz zaman şu benim bulunduğum tepeye rahatlıkla erişebilirsiniz ve buradan bu reliğe de sahip olabilirsiniz. Şimdi bir sonraki reliğe geçiyoruz. Evet.
bir mavi reliği daha bulduk. Bu sondan ikinci olması lazım. Bundan sonra bir adet daha kaldı. Bu da bulması kolay. Niye diyeceksiniz? Haritada çünkü bunun yeri de çok spesifik olarak gözüküyor. Şimdi aldık biz bunu da. Haritadan ben size yerini göstereceğim. Şöyle bir geriye alıp ben kendi görüntü şeklime çevireyim bir. Evet, şu an tam. Bakın, bizim burada Glacido Gym'in olduğu yer var. Glacido Gym'in olduğu yerden aşağı doğru Zapapiccio doğru inerken şu an bulunduğum bu yer, bakın şu dağda minik bir yeşillik arkadaşlar. Burada tek bir yeşil alan var. Bizim şu bulunduğumuz minik yeşil alan. Bu yeşil alana geldiğiniz zaman bu rally'i de bulmuş oluyorsunuz. Ve şimdi son olması lazım. Son mavi rally'e doğru yola çıkıyoruz. Evet, son mavi rally'i de bulduk. Şimdi hemen şunu alalım, size lokasyonu göstereyim. Bu da lokasyon olarak aslında bulması çok zor değil. Çünkü yüksek yerlerden atlayarak geldiğiniz için süzülme esnasında karşılaşabildiğiniz reliklerden biri. Bir ses geldi ve o yöne doğru döndük. Bu da o mavi renkli shrine'ın yerini gösteriyor. Bakın, bulunduğum yeri şöyle göstereyim size. Burada minik bir tepecik var. Tabii bu raidler gözüktüğü için raidlerin görüntüsünden dolayı biraz zor olabiliyor. Şöyle, şu ortadaki nehri baz alarak hareket. Nehrin hemen üzerinde bir göl var. Gölün üzerinde de hemen şurada tepecik var. Hatta şurası, şurada beyaz minik bir şey var. Onu size şuradan göstereyim. Team Star üyelerinin, bakın, burada minik bir base var. Burayı bulduğunuz zaman hemen tepeye çıkıyorsunuz. Buradan son reliğinizi de, mavi reliğinizi de alabilirsiniz. Hız kesmeden bir sonraki reliklere geçiyorum. Evet, ilk şimdi turuncu reliğimize geldik. Turuncu reliğin ilkinin yeri o kadar kolay ki. O kadar kolay ki şimdi bana hak vereceksiniz. Doğrudan burada su tipi mücadelesi yaptığı Jim'in hemen arka tarafında kalıyor arkadaşlar. Şimdi bakın, şurada görebilirsiniz zaten. Jim binası şu. Jim binasının hemen arkasındaki ağaçta. Hatta şurada bir tane top varmış, ben sonra onu alayım. Bu Cascarrafa'ya geldiğiniz zaman şurası Jim binası. Jim binasının arkasındaki ağaçtan hemen bunu alabilirsiniz. Hız kesmeden relikleri toplamaya devam ediyoruz. İkinci turuncu reliğin de alanını buldum. Şöyle tepeden aşağı gözüküyor. Hemen aşağı atlayalım. Bu biraz köşede kalmış mesela. Dolayısıyla bunu gözden kaçırmak zor olabilir. Ama bunun da tiyosunu söyleyeceğim şimdi. Hemen alalım reliğimizi. Kayboldu ortadan. Şimdi bakın, şurada içeride böyle minik yeşil bir cepteyiz. Gördünüz mü? Haritadan bu cep gözüküyor arkadaşlar. Yani bulunduğumuz şu yerde şöyle yaklaştığınız zaman şurada iç kısımda haritanın büyük halinde bile o cep gözüküyor. Hemen şöyle büyüttüm sizin içeride. Bakın, Cascarrafa burada. Buradan dümdüz gidiyorsunuz. Şurada nehire çıkmadan önce büyük damarın hemen arkasında küçük yeşil bir cep var. Zaten yeşilliği gezerseniz, yani buradan nehirden gelip geriye doğru gezerseniz direkt bulunduğum lokasyonda ikinci turuncu rally'i bulabilirsiniz. Şimdi bir sonraki rally'e geçiyoruz. Şimdi bir sonraki rally'imizi de bulduk. Kolay oldu. Yani bunun da yeri çok kolay. Doğrudan burada eğer haritayı gezerken aktif ettiğiniz bir uçuş noktası varsa o uçuş noktasından çok rahat erişebilirsiniz. O da size şöyle göstereyim. Bakın, burada Watchtower var ve aşağıda ruinlar var. Yani harabeler var. Biz bu Gimme Goyle'ları toplarken hani orada şu Watchtower'ı aktif etmiş oluyorsunuz uçuş noktası olarak. Oradan hemen altındaki şu tepeciğe geldiğiniz zaman, bakın ben buradan görüyorum. Harabenin yan tarafındaki tepecikten, ki şurada da Team Star'ın üssü var. Hemen buradan sıradaki rally'i de bulmuş olursunuz. Ben bir sonrakine hız kesmeden devam edeyim. Evet, dördüncü turuncu reliğimize geldik. Şimdi bunun alanı birazcık değişik. Böyle bir nasıl denir? Kraterin ortasında bir tepe gibiyiz biz. Hemen alalım şunu. Lokasyonu, ulaşımını en kolay, en sade halini size göstereceğim. Haritadan anlaşılması biraz zor olabiliyor. Çünkü renk tonu açısından biraz farklı. Şurada da bir gimmick oğul varmış. Onu da alalım. Şimdi arkadaşlar, şöyle tıkladığım zaman haritaya. Buraya en kolay ulaşmanın yolu, bakın burada hemen West Province Area 1 var, Central.
Hani buna geldiğiniz zaman şurada bir tepecik şeklinde bir yer var. O tepecik aslında bir çukur. Çukurun ortasında bir tepecik var. Biz de şu an o tepeciğin üstünde duruyoruz. Bakın gördüğünüz gibi aslında etrafımız yükselti şeklinde. Dördüncü turuncu reliğimizi de buradan alabiliyoruz. Evet, bir relik daha buluyoruz. Şimdi bunun lokasyonu gene diğerindeki gibi kolay çünkü aynı uçuş noktasına çok uzun olmayan bir mesafede. Şöyle şuradan tepeden de yerini göstermeye çalışayım. Gerçi burada tepeden görünüşlerle çok fazla anlaşılmıyor. Çünkü çok fazla düzlük, çok fazla dağlık, çok fazla yeşil alan şekli değişiyor. Sadece dağın tepesinde yani yamacından aşağıdır küçük bir yeşil alan üzerindeyiz. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada bakın bulunduğum yer burası. Zaten şöyle kapatayım. Bakın tekrar haritayı açarken ilk o minik yeşil alanı göstereceğiz. Gördünüz mü? Burada deminki uçuş noktasına West Province Area 1 Central'dan direkt gelip buradan bu rally'i de alabilirsiniz. Bir sonrakine geçelim. Evet, bir turuncu relik daha. Bunu bulmakta mesela biraz zorlandım çünkü aşağıda bir mağara var. Acaba mağaranın içinde mi, mağaranın dışında mı derken? Bu tarz mesela benim gibi kararsız kaldığınız yerlerde tepeye çıkın, uçarken süzülerek bulun arkadaşlar. Bakın, bulunduğum yeri şöyle göstermek istiyorum. Hemen şu aşağıda zaten bizim bir mağara girişimiz var. Şu yol direkt mağara girişi. O yoldan yukarı çıkıyorum. Haritadan açmam gerekirse de bulunduğum yer burası. Şu Alfornada'dan özellikle belirlerseniz yani Alfornada'dan şöyle geldiğiniz zaman bakın burada bir göl var. Bu gölün üstünde de iki tane minik yeşil alan kalıyor. Biz tepedeki yeşil alana geldik ve reliğimizi burada bulduk. Şimdi bu bulması zaman alabilecek ya da zorlanılabilecek reliklerden biri. Ben size bunun en kolay şekilde bulabilmeniz için doğrudan istikameti göstereceğim. Şimdi bakın bulunduğumuz yerde ben bir tepedeyim. Ve şu karşımızda bir giriş var, mağara var. Sıradaki relik bu mağaranın içinde olacak. Burayı da bakın şöyle yol devam ediyor. Hani yolu hatırlamayan arkadaşlarım için doğrudan lokasyonumuzu göstereyim. Bakın buradan yukarıya doğru giden yol vardı. Alfornada'ya çıkıyordu. Aşağı doğru devam edip burada sahile gelebiliyorsunuz. Alfornada'dan şu yolu takip edip direkt şu patikalardan inip bu en sondaki tepenin üzerine çıkarsanız karşınızda benim gibi şurada bu mağarayı görürsünüz. Bu mağaranın içine girip reliğimizi orada bulacağız. Mağaraya girdik. Mağaraya girdikten sonra zaten direkt yukarı doğru giderken burada relik karşınıza çıkıyor. Yani mağaranın girişini bulduktan sonra reliği bulmakta zorlanmıyorsunuz. Reliğimizi aldık. Şimdi yer olarak haritadan gene bulunduğu yeri size göstereceğim. Bakın burada yol üzerindeymişiz gibi gözüküyor. Ama halbuki biz buradan mağaraya girdik ve şu an yerin altındayız. İleriden de direkt çıkışı oluyor zaten. Geriye sanırım bir turuncu reliğimiz kaldı. Onu da almaya gidelim. Evet, reliğimiz bakın burada saklanıyor. Direkt tepenin kenarında şöyle aşağı inelim biz de. Ve reliğimizi alıyoruz. Çektik ve relik vanished oldu. Gitti. Bir ses. Bu gelen sesin olduğu yere doğru zaten istikamete doğru direkt bizim kankamız dönüyor. Şimdi turuncuları da tamamladık. Geriye kaldı sadece morlar. Sırasıyla morları toplayacağız. Morlarla ilgili sadece şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi oyunun ilk başında acemiliğiyle bazı morları aldım. Ama lokasyonlarını sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi ilk mor reliğimize geldik. Şunu alıyoruz. Hemen buradan bir kaynak var. Kaynağın çıkış noktası. Aslında buraya ulaşmak kolay. Çünkü Los Platos'ta direkt zaten burada Poke Center'ın yanındayız. Şurada bir Gimme Gold vardı. Seni de bir alalım. Az çok demeyelim. Boş geçmeyelim Gimme Gold'ları. Bakın. Gördünüz mü? Los Platos Pokemon Merkezi'nin yan tarafında hemen tepeye tırmandığımızda hatta haritadan da şöyle gösterebilirim size. Burayı nasıl bulursunuz biliyor musunuz? Zaten late game'de artık post game'de olduğu için
Bakın burada bizim Mesagoza var. Mesagoza'dan dümdüz aşağı Los Platos. Burada Poke Center'ı. Hemen tepe kısımda da biz varız. Şimdi ikinci mor reliğimize geçebiliriz. Hemen ikinci mor reliğimizi de bulduk. Şimdi alalım bu reliğimizi de. Ve sonrasında size nerede olduğunu göstereyim. Bu da çok uzakta değil. Ulaşımı gene kolay. İlk 3 relik burada kolaylıkla bulunabiliyor arkadaşlar. Bakın zaten deniz feneri hemen şurada. Şimdi şöyle açtığımız zaman. Burada Los Platos Poke Center'ı bizim bulunduğumuz yerde hemen bakın burada bir tepecik. Buradan şuraya geliyorsun uçtaki koyu yeşilin hemen biraz üstünde. Hatta bakın şöyle haritayı açtığım zaman ilk önce diğer logolar ve bizim ikonumuz çıkmadan tam yerini görebiliriz. Evet. Şimdi bir sonraki reliğe geçebiliriz. Bakın sıradaki reliğimizi görüyoruz. Burada da bir baraj varmış. Ben bu kapı olayını fark etmedim. Bir DLC çıksa ve bunlarla ilgili böyle çılgınca şeyler olsa ya mesela buradaki mağaraya da girmedik lan. Daha aslında keşfedebileceğimiz pek çok yer var. Ama şöyle uçarak hemen şu kısma gidiyorum. Ve buradan bir sonraki reliğimizi de almış oluyoruz. Buraya da ulaşım kolay. Yani bu süzülme vesaire gibi özelliklere sahip olduktan sonra nasıl olduğunu size göstereyim. Bakın şöyle arkaya döndüğümüz zaman şu taraf benim geldiğim yer şu kule gibi olan kısım. Zaten bu Mesagoza'nın bakın kapısı. Bu kapıdan karşıya doğru süzüldük geldik sadece buraya. Ve burada görünen reliğimizi de almış olduk. Şimdi son sürat bir sonraki reliğe devam ediyoruz. Hemen bir tane daha bulduk. Şimdi mor olana şuraya zıpladığımız zaman hemen uç kısmında burada yamacın uç kısmında duruyor. Benim için tekrardan morları takip etmek açıkçası biraz daha zor. Çünkü çok öncesinde birkaç tane moru aldığımı biliyorum. Şimdi bu lokasyonu size şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Haritayı açtığım zaman. Burada ben yolumu, istikametimi belirlerken. Bakın, çok iyi gittik pardon. Şu. Mesagoza'yı düzlüyorum aşağı doğru. Mesagoza üzerinden bakın burada. South Province Area 3 var. Sonra burada da Province Area 3 Watchtower var. Watchtower'dan direkt buraya yan tarafa ilerlediğin zaman uçtaki çıkıntıda yeşil düzlüklere olduğu yerin tam sonundayız arkadaşlar. Sonrası zaten doku değişip böyle birazcık daha kanyon yapısına geçiyor. Şimdi bir sonrakine devam ediyoruz. Şimdi kolay takip edilmesi mümkün olanlardan bir tane daha. Bakın burada Poke Center'ın hemen üzerine tırmandım. Tepede gözüküyor arkadaş. Şöyle haritayı açayım size. Artazon'dayız arkadaşlar. Artazon'da zaten iki tane, bir tane East, bir tane de West şeklinde burada. Poke Center var. Biz West'in tepesine çıktığımız zaman bakın arkada böyle tepede parlıyor. Hemen şöyle uçarak gittiğimizde bu arkadaşı buradan alabiliyoruz. Çektik ve kayboldu. Şimdi sırasıyla devam edelim. Evet bir tane daha bulduk. Hemen bu arkadaşımızı da alalım. Ve ses geldi. Şimdi biz 6 tane aldık. 2 tane yanmadan ses geldi. Niye? O 2 tane benim aldıklarım. O aldıklarımın nerede olduğunu da hemen bundan sonra sizinle paylaşacağım. Bizim hemen bu taraftan bir ses duyduğu için döndü kankamız ama biz şimdi şöyle yapacağız. Devam edeceğiz. Bunu nereden aldığımı göstereyim size. Hemen şurada arkadaşlar tepede bakın burada bizim South Province Area 5 Poke Center'ımız var. Burada bu tarafta ne var? Şurada da Inlet Grotto Poke Pet Lighthouse. Hani bu ilk baştaki bizim fener vardı ya. İşte o fenerden de baz alıp gelirseniz şurada uçta bir göl var. Gölün yanındaki tepenin üstünde hemen kenarda burada bulabilirsiniz.
Bulması zor değil. Bahsettiğim de göl. Gördüğünüz gibi şurası. Şimdi hız kesmeden o benim aldığım ama yerini size göstermek istediğim son iki rally'e de bakalım. Şimdi bir sonraki relik için doğrudan gitmek yerine haritada size daha net gösterebilmek adına. Çünkü gittiğimiz zaman biliyorsunuz pek çok işaret çıkıyor ve haritada görünmesi zor oluyor. Arkadaşlar burada Los Platos'tan ya da şuradan Mesagoza'nın güneyinden yönünüzü tayin ederseniz bakın. Şurada şu an üzerine geldiğim yerde spiral bir tepecik var. O spiral tepecikte şöyle yaklaştırdığım zaman bakın şu noktada bu bölgeye gelirseniz ki buradan size tavsiyem şu aşağıdan bütün yolu şöyle sarmal şekilde yukarı tırmanabilme fırsatınız var. Burada bir adet daha mor relik bulabileceksiniz. Bir sonrakinin yerleşimini göstermek için diğer lokasyona geçiyor. Evet arkadaşlar son mor relik için de şu an büyütecimi tuttuğum alana gelmeniz gerekiyor. Bakın şurada minik bir yeşil alan var görüyorsunuz. Burada iki Poké Center'ın arasında Los Platos'la Mesagoza'nın güney girişindeki Poké Center'ın arasında şöyle şuradaki lokasyona eğer gelirseniz burada minik 3 yeşil alan var büyüteci üzerinde tutmaya çalışıyorum. Şöyle işaretledim. Bu bölgede de son olan mor reliği bulacaksınız ve bununla beraber size 32 reliğin de yerlerini göstermiş oldum. Bundan sonra artık bu relikleri toplamamızla birlikte bizi ne bekliyor ona bakacağız. Sırasıyla da onlara geçelim. Evet şimdi ilk topladığımız reliklerin sarı relik dedim ama yeşil relik olabilir. Onun için geldik. Şöyle bir save'imizi yapalım. Burada kadromuzu da görebiliyorsunuz. Cerulege, Ironhand, Goldhando, Azumarill, Koraidon ve Miraidon. Normalde bu Cerulege dışındakiler benim raid için kullandıklarım. Ama Cerulege tek başına herhalde yeter ya. Şimdi Shrine'ı açıyoruz. Evet, ilginç bir arkadaşımız geldi. Vessel of Ruin. Peki. False Swipe Plus'a ne kadar hasar verebiliyorum acaba? Çok veremiyorum. Pumping Tantrum bu bize süper efekti vurabilir. False Swipe diyeceğiz. Aa başta keşke Quick Ball deneseydim. Ben böyle Legendary'lere top olaraktan çok şey yapmadığım için şu top atayım bu top atayım gibisinden de bir Challenge'a girmediğim için. Keşke Quick Ball sallasaydık başta. Şimdi aslında bizim pot durumumuz da çok parlak değil. Cerulege yerine Glade'i alsaydım. Glade gerçi diğer oyunumuzda şu an. Glade'de çünkü False Vibe, Hypnosis. Yanlış hatırlamıyorsam Sword Dance ve Thunder Wave 4'ü de yani bir False Viper'da olması gereken her şey vardı. Bu arkadaş bir de karanlık türü hamleler yaptığı için bize yüksek vurdu. Kaya ve karanlık türü mü bu? Yer ve karanlık türü olması lazım. Şöyle bakıyorum. Bunlardan kimi seçersem seçeyim ben tabii perişan eder. Şöyle buna çok dayanacağını düşündüğümüz bir şey koyalım. Ben şey yapayım. Takımımda şu revive yapalım. Şimdi back. Evet biz asıl false viper'ımızı diğer oyunda unuttuk. Keşke bunu alsaymış. Neyse. Şimdi çanta. Hyper Potion. Tam bir Hyper Potion'lık yaz. Tam bir tanelik şeyimiz varmış. Sen böyle
Mesela burada şu taktiği uygulayabilirsiniz yalnız. Uygulayabilirsiniz. Koraidon'a şimdi bu hasar veremediği için siz bu şekilde bir şeyler yaparaktan turu geçirsiniz. Mesela işte def basarsınız, bilmem ne yaparsınız, status efekt oluşturan şeyler yaparsınız. Sonrasında timer ball atabilirsiniz. Bu seçeneklerden biri. Serulage. Şimdi benim iki tane daha full swipe yapsam yetecek herhalde. Stomping Tantrum. Şimdi ben buradan görebiliyor muyum? Görebiliyor muyum? Hava karanlık mı? Emin değiliz. Tamam, Koraidon bir gelsin, bir havaya karanlık olup olmadığına bir bakalım. Gün ışığında mıyız yoksa gece mi? Gün ışığındayız. Tamam, yani otomatikman bu şu anlama geliyor. Bizim burada Dusk Ball'umuz devre dışı kalıyor. Normal top atmamız gerekiyor. Premier Ball atmamız gerekiyor. Birkaç tane Premier deneyelim. Şansımıza belki Premier yakalarız. Benim için zaten aslında Legendary yakalama şeyi Challenge'ı Premier'dir arkadaşlar. En düşük ihtimalle yakalayan top. Gördüğünüz gibi bir sallanma bile yapmıyor. Şimdi Premier'la zaten bunu yakalamak çok zor. Şu sebeple çok zor. Herhangi bir durum etkisi yaratmamız. Yani uyumuyor, paralyze olmadı. Kaç hamle kullandık acaba? 5 bu 6. top olsa gerek. 2 hamle oradan 8. 5 hamle oradan 13. Yani 70'e kadar Premier Ball devam edeceğim. O zamana kadar yakalanmazsa Timer Ball. Yani yapacak bir şey yok. Dedim Premier Ball yakalandı. Tingle'u. Bakalım neymiş. Runeus. Rune Pokemon'u bir şekilde. Dark ve Ground. Bunların bir background hikayesi falan olacaktır muhtemelen. Şimdi bir sonrakine geçelim. Ben orada sizlerle birlikte tekrardan kayda gireyim. Şimdi sırada mavi reliğin olduğu efsane var. Bu aşağımızda gene bizim Dragonite'ın uçtuğu gölün olduğu yer var arkadaşlar. Şuradan baktığımız zaman da hemen Poké Center'ın tepesini görebiliyoruz. Şimdi burada böyle su akıyor ya. Buraya girdiğiniz zaman içeri doğru yüzmeye devam ediyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Sableye'lar, Mableye'lar falan böyle pek çok değişik renkli arkadaşımız var. Noivern falan var. Burada bu shrine'a gittiğimiz zaman gene dokunuyoruz ve açılıyor. Demin ki sarı değilmiş, yeşilmiş ya. Ben onu niye öyle sarı gibi algıladım ki? Minnoş bir balık. Splashy. Chinyus. Bak gene unuttum. Ben ne yapacaktım? Bu da karanlık türü hamle yapıyor. Bunların hepsi karanlık türü
Bunların hepsi hem karanlık hem başkadır. Bu bam. Bu hiç hoş değil. Çünkü ben hamle yapamayacağım ona. Şimdi şöyle, biz de bundan istifade ederek o zaman Hyper Potion bir tane 120 fullüyor. 120'ye 120 bir fullleyelim şunu. Bunun paralyze etme etkisi var diye aklıma gelmişken oldu. Şimdi çanta hiç öyle güreşmeye gerek yok. Paralyze seal kullandık. Swagger. Bir dakika ya. Karanlık tür hamle yaptı, normal tür hamle yaptı, uçan tür hamle yaptı. Bu bence benim hiç beklemediğim bir tür çıkacak ya. Bak gene Swagger yaptı. Buff'lıyor bizi. O zaman al sana Premier Ball. Gerçi burada Dusk Ball işe yarar, mağaradayız şu an. Hani Dusk Ball denenebilir. Bu hamle %50 vuruyor ya. Ne kadar canınız varsa onun %50'si gibi yapıyor bence. Daha fazla atağımız artamıyor, evet. Sağ ol. Yani bufflaya bufflaya bizi. Ruination. Bu 5. Primal Ball'umuz olacak. Diğerinde 76 vardı. 70'e kadar ineceğim demiştim. Attığımız topla yakalamıştık. 5 tane buradan kullandık. 3 tane False Swipe kullandık. Bir tane yaptık. 9-10 tamam. Birkaç tane daha top atabiliriz. Lava Plum. Karanlık ve ateş türü. Haydi ama ya. Diğerinde sanki daha rahat halletmiştik. Bu kadar zorlanmamıştık. Evet, bu yaptığı hamle şey yapıyor. Ne kadar canınız varsa onun %50'sini alıyor. Yani ben şimdi böyle full diyorum ya, 240 olması bir önemi yok. Çünkü direkt 120'ye düşürüyor. Hop, bounce yaptı. Şimdi çanta diyelim. Savaş ekipmanları arasında şöyle bir defense atalım. Bounce çünkü fiziksel vuruyor. Aha, ıskaladı. Ya benim asıl merak ettiğim ne biliyor musunuz? Bunların hikayesi ne geldi? Bunların bir background hikayesi illaki vardır. Bunlar böyle seal'lenmişler. Seal dediğim yani kapatılmışlar. Esaret altındalar. Muhtemelen bunlar da böyle hani geçmiş şey zamanlardan. Kadim zamanlardan filandır. Çünkü tiplerine filan baktığınız zaman biraz şey gibi gözüküyor. Mitik bir atmosfer. Yani aslında daha çok yani bizim bulunduğumuz coğrafya gereği değil de Çin mitolojisinden sanki esinlenilmiş gibi bir havaları var. Şimdi artık tabii vardır. Var mı acaba dedim de benim olmaz olmazım yani. Timer Ball. Tur sayısı çok ilerledi. Hayır, bu arkadaşın saldırı hakkı bitecek. Saldırı hakkı biterse bu sefer struggle yapıp kendini feint edecek. Bildiğim kadarıyla bu arkadaşların feint etmesinde hiçbir sakınca yok. Evet, karanlık bir ateşmiş. Bir süre sonra tekrardan girebiliyorsunuz. Hemen değil ama bir süre sonra tekrardan shrine'ı açıp bu arkadaşla mücadele etme şansı bulabiliyorsunuz.
Tamam, bu arkadaşı da aldık. Ben bir sonraki şırayna doğru yola çıkayım. Orada buluşalım. Evet, üçüncü şırayna da geldik. Şimdi bu şırayını ben bulmam biraz zaman aldı. Birbirine benzer çünkü çok fazla lokasyon var. Şimdi yer olarak göstereyim ben size direkt. Burası Asoda Çölü. Şöyle geri geldiğimiz zaman. Hatta şu Marinada'dan dümdüz yan taraftan devam edildiği zaman şu en uç noktada. En uç noktada. Aşağıdan yukarı doğru tırmandığınız zaman bulabilirsiniz. Şimdi şöyle çantadan bir tane de yine Hyper Potion basalım. Evet bakalım Shrine'dan ne geliyor? Rumble, rumble, rumble. Runik dişli arkadaş. Ya şunun aslında tasarımsal olaraktan ben beğendim ama şu dişleri hoşuma gitmedi ya. Dişlerini biraz daha hani mantıklı bir şey yapsalardı. Gene quick ball atmadık. Gene quick ball atmadık. Sucker Punch tek attı. Bu da karanlık. Tamam, hepsinde bir karanlık var. Karanlık buz türüne geldik bu sefer de. Evet, Azumarill, Goldendo. Şimdi back. Revive. İki tane false wipe vurmuştuk. 3'e şey kullandık. Revive kullandık. 4'e pot kullanacağım. Bu şekilde ben turları sayıyorum arkadaşlar. Hemen. Şimdi bir false swipe daha, en azından bir false swipe'a daha ihtiyacım var ki şu istediğimiz noktayı indirebileyim HP. Neyse tamam. Benim istediğim kadar şey bıraktı bana. Nerede bizim premierlerimiz? Aslında şu hamle özellikle böyle çok büyük HP'leri olan filan Pokemon'larda gerçekten çok çılgın iş görebilir. Niye diyeceksiniz? Çünkü süper efektif bir move'unuz yoktur mesela. Gönderirsin. %50'sini alırsın. Bir tur daha hayatta kalıp bir tur daha eğer hamle yapabilirsen iki turda rakip Pokemon'un o devasa HP'sinin %75'ini yok etmiş oluyor. Sacred Sword. Azumarill ya. Azumarill şu ana kadar benim oyun MVP'm arkadaşlar. Zorlandığım her yerde hayat kurtardı. Post game için diyorum. Normal early game'de kendisini kullanmadım ama post game'de yani hayat kurtardı. Şimdi burada kaç hamle yaptık biz? 3 false wipe, 1 revive, 1 pot, 5.
64 tane Premier Ball'umuz vardı. Yedi tane kullanmışız, sekizi kullanıyoruz. Böyle çok yakalanılacakmış gibi hissettirip ondan sonra yan çiziyor. Hani diyorum ki bu sefer oldu. Neredesin? Timer Ball. Şimdi bu bizi bayıltacak noktaya geldi. Bir Max Potion atabiliriz. Ama sen de ıskalayıp ıskalayıp tam canı fulllediğimiz zaman yani. Paralyze, Merylize etmediğimiz için biraz uğraştırıyor. Yapacak bir şey yok o yani. Bu da hissediyormuş gibi ama her seferinde. Tamam, bu hani 4 Legendary arasında bizi hayattan soğutacak olan bu, anlaşıldı. Yani o küçük ihtimalli şans var ya yüzde olarak, o tutmuyor şu an. Ancient One, öbür tarafta da Future. Bunun kaç saldırı hamlesi var acaba? Canı full Pokemon'u gönderiyoruz çünkü. Yani çok bir şey fark etmiyor çünkü direkt %50'sini alıyor. Bir daha uygularsa %75'ini alıyor. Allah Allah, timer'ın da bu kadar çalışmadığına ilk defa denk geliyorum yalnız. Çok ilginç. Hayır, bir de şöyle bir sıkıntı var. Bu arkadaşın hamle hakkı bitebilir. Benim endişelendiğim şey o. Bunda yakalanacağı atışından belliydi ama, biliyor musunuz? Atışında böyle çok hafif bir açı hissiyatı var. Yani onu artık top ata ata anlıyorsunuz. Evet, burada runik bir Pokemon. Kankoto 100 ton of Fallen Snow.
Şimdi geriye kaldığı bir tane. Onun da yeri zaten ta oyunun başını kezerken ya bu ne ya cep dediğimiz bir yerdeydi. Ben oraya gideyim orada buluşalım. Dördüncü ve sonuncu Legendary'ye geldik. Şimdi Shrine'ın önündeyiz. Şöyle alan olarak hani size göstermem gerekirse şurada bizim ilk başta çıktığımız deniz feneri var ya, o deniz fenerinden böyle yan tarafa doğru geldiğim zaman şurada harabeler başlıyor. Harabelerin arkasında hemen kenardayız arkadaşlar. Zaten bunu görmemek çok mümkün değil. Bu çok düzlükte. Şimdi şuna da bir girelim. Bakalım burada bizi ne bekliyor. Karanlık ve yer, karanlık ateş, karanlık buz. Bunun da karanlık ve çimen olması gerekiyor diye hatırlıyorum ben. Evet, karanlık ve çimen. Değişik bir salyangoz. Ya bunlar hep böyle Çin mitolojisi gibi. İsimleri, background müziği bile yani böyle Çin mitolojisini andırıyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Bak bak bu sefer yapacağım. Bir tane sallayayım. Benim bu arada quick ball'um niye bu kadar az? Yakalanmayacak zaten. O şey geçti. Tren geçti de. Şimdi böyle bir Giga Drain mevzusu. Yani sona bıraktığımız bu anlamda bizi en çok yoracak olabilir. Kaç Giga Drain kaç taneydi? 10 taneydi galiba. 10 PP'ydi. 3 tane mi kullandı? Power Whip. Ruination. Tamam, can olaraktan şeye indirdik. Şimdi bundan sonra olay toplamaya dönüyor. Şöyle hava nasıl? Hava artık gece. Dusk Ball atabiliriz. Hava artık gece ama. Aa, çok inandırmıştı. Çok inandırmıştı. Şimdi benim her türlü muhtemelen serüleyici uyandırmam gerekecek eğer bu arkadaşın Giga Drain'i bittiyse. Şimdi Giga Drain 5 PP miydi 10 PP miydi ben onu hatırlayamıyorum. Ya ben bunu gönderince bu Sunshine etkisi yapıyor da bu şey etkiler mi? Etkilemez ya. Hava durumu etkisi şey yapmıyor. Hiç hatırlamıyorsun. Oyunun bug'ını bulmuş saldırı bu resmen. Hep Giga Drain'in var senin. Şimdi catch catch ve dördüncü Legendary'i de yakaladık. Bununla birlikte bütün shrine'ların ve rünlerin, runiklerin, neydi, reliklerin yerini sizlere gösterdim, anahtarların yani. Oyunu, yani videoyu durduraraktan takip edebilirsiniz. Yani neyin nerede olduğunu kestirmek için. Çünkü şöyle söyleyeyim, internette pek çok farklı böyle tarif şekli gördüm ben.
Mümkün olduğunca en kolay bulunabilir, en kolay anlatılabilir şekilde göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olur sizler için de. Bu tarz videoları desteklemek ve kanalıma aslında daha çok destek vermek için arkadaşlar abone olup like atarsanız memnun olurum. Çünkü içeriklerimiz konusunda mümkün olduğunca ben de elimden geldiğince bol içerik paylaşmaya çalışıyorum. Tabii bunun geri dönüşünü görmek ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor bizler için de. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde artık Scarlet'te bundan sonra raidler için neler yapıyoruz? Böyle bildiğiniz üzere iki tane büyük Charizard raidini geride bıraktık. Pseudo Legend raidini geride bıraktık. Bundan sonra raid ve kooperatif karşılaşmalar için hazırlık sürecine gireceğiz.